Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle beraber Max 2015 Mental Ray ve After Effects CC kullanarak bildiğimiz filmlerin fragmanlarını, giriş sahnelerindeki efektli görüntülerin nasıl oluşturulduğunu inceleyeceğiz. Beraber bir örnek hazırlayacağız. Şimdi öncelikle ne yapacağımızı bu videoda bir izleyelim hep beraber. Siz de bir fikir sahibi olun. Evet. Evet arkadaşlar. Az önce videoda seyrettiğiniz animasyonun ilk aşaması olan Max'te hazırlanması, ikinci ve son aşaması olan After Effects aşamalarını beraber yapacağız, öğreneceğiz. Render motoru olarak Mental Ray kullanacağız. Evet, hem de bu dersimizde, bu videomuzda basit olarak da animasyona da giriş yapmış olacağız. Öncelikle iki boyutlu menüden tekste tıklıyoruz. Buradaki Max alanı büyük harflerle Auto Desk yazalım arkadaşlar. Şu anki 100 milimlik yazı ölçüsü bizim için yeterlidir. Burada çeşitli yazı fontları var. Standart olarak Bankotik kullanalım. Evet. Şu an arkadaşlar yazımız iki boyutlu. Bunu bevel ile yükseltiyoruz. Bevel ile yükseltelim arkadaşlar. Hızımıza birazcık da efekt vermiş olacağız. Bu kadar yeterli. Evet. Şimdi yazımız bu kadar arkadaşlar. Autodesk. Yazımız sonrasında bunu Table Poly'ye çeviriyoruz. Tekrar front penceresine gelelim. Klavyeden G tuşuna basarak gridleri kapatabilirsiniz. Şimdi burada yapacağımız işlem arkadaşlar, buradaki her harfi dışarıya bağımsız hale getireceğiz. Dışarıya çıkartıp. Bundaki amacımız şu. Çünkü vereceğimiz animasyonda harflerin bağımsız hareket etmesi gerekiyor. Şayet şu şekliyle animasyon vermeye çalışsak görüntü aynen şöyle olacak. Hemen size onu da gösterelim. Harfler şu şekilde dönecek arkadaşlar. Bizim buradaki yapacağımız şey, burada görmüş olduğunuz bütün harflerin birbirinden bağımsız olarak dönme işlemini gerçekleştirmesi. Onun için poly'de element ile harfleri dışarıya atıyoruz. Element olarak atalım arkadaşlar. Mesela buna K diyelim. Bizim için aynı isimde olması daha iyi olacak. Evet. Sonrasında S E D O T
A. Evet arkadaşlar, şimdi bütün harfler birbirinden bağımsız oldular. Şimdi mesela bir harflerin hepsini seçiyoruz. Buradan tekrar bir döndürme işlemi yapalım. Gördüğünüz gibi hala hepsi aynı anda dönüyor. Veya harfle tek başına en uzaktaki K harfinden düşünürsek pivot noktasının bayağı bir uzakta olduğunu görüyoruz. Bu da döndürme işlemi sırasında animasyonda yani bizim için zorluk çıkartır. O yüzden burada pivot noktasını hepsini seçerek center olarak belirleyelim arkadaşlar. Böylece bunlar kendi eksenleri içerisinde dönmüş olurlar. Gördüğünüz gibi dönme noktası merkez olduğu için harf kendi ekseninde çok rahat bir şekilde dönüş işlemini gerçekleştiriyor. Şimdi bir de harflerin aynı şekilde dönüş işlemini tamamlayıp tamamlamadan bakalım. Şimdi animasyonumuzda harflerimiz bu şekilde değil de tam olarak yani buna benzer bir hareket yapacağı için birbirinden bağımsız hareket etmesini istiyorduk. Onu yaptık. Yanılmıyorsam A harfinde bir sıkıntı var. Onu hemen düzeltelim. Dönme açısını 90'a getirelim. Evet. Şimdi arkadaşlar render setup menüsünden render motorumuz olarak array'i de seçebiliriz. Mental array'i de seçebiliriz. Ama yani biz mental array üzerinden gidelim. İlerleyen derslerde array ile de çalışmalarımız olacak. Şu sıralar mental array'den devam etmekte fayda var. Birazcık mental array motorunda çalışmalarımız olsun. Şimdi arkadaşlar klavyeden M tuşuna basıyoruz. Standart Arc Design. Buradan Brushed metali seçiyoruz. Kontrol A dersin sahnedeki tüm objeleri seçer. Sahnemizde de bizim sadece yazımız olduğu için onları seçiyor. Şimdi basit bir render alalım. Evet arkadaşlar bu şekilde birazcık yaklaşırsak materyalin sahne obje üzerinde tam olarak oturamadığını görüyoruz. Gene hepsini seçerek Modifier List'ten UVMap kullanacağız. Box diyoruz. Birazcık yaklaşalım. Tekrar bir render alalım bakalım durum ne alemde. Evet. Materyalimiz oturmuş gözüküyor. Az yüksekliğimizi birazcık kısarsak daha iyi olacak gibi. Hemen bir bakalım tekrar. Evet. Şimdi arkadaşlar sıradaki işlemimiz sahnemizde ışıklandırmayı yapacağız. O yüzden top penceresinde geliyoruz. Işıklar 0
standart veya araya omni seçiyoruz. Bir tane buraya koyuyoruz arkadaşlar. Modifier panelden ray traced olarak kalabilir. Show diyoruz. Bunu birazcık objemizi kaplayacak kadar büyütüyoruz. Daha sonrasında front penceresinde ışığımızı biraz yukarı kaldırıyoruz. Ha, bir deneme renderimizi alalım. Ön pencereden bir bakalım. Nasıl gözüküyor? Bu şekilde gözüküyor. Birazcık multiplayer'ını arttıralım. 2 yapalım. Biraz daha uzaklaşalım. Evet. Şimdi arkadaşlar sahnemize toplamda 4 ışık koyacağız. Tabii ki ilk koyduğumuz ışık hariç. Bunun 3'ü ön tarafta olacak. Şimdi bunu hemen bir tane buraya kopyalıyoruz arkadaşlar. Bir tane bu kısma, bir tane de bu kısma. Deneme render alalım. Çok patladı. Bunların ışık değerlerini birazcık dönüştüreceğiz. İyi. 2 vermiştik. 1. Bunu da bir yapıyoruz. Bunu da bir yapalım. Bir deneme render alalım. Evet. Bunu 0,5. Virgül 5 virgül 5 Yani bu değerleri 0,3'e kadar indirebiliriz. Böylece biraz daha karanlık bir ortam sağlamış olacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar son bir ışık daha oluşturacağız. Ama öncesinde sahnemize bir kamera oluşturmamız gerekiyor ve bu kameraya hareket vereceğiz. Ama atlamış olduğumuz bir adım var. Özür dilerim, harflerimizi hareketlendirmedik.
Şimdi arkadaşlar standart 100 frame olarak duruyor. Biz bunu 300 yapıyoruz. Bu 300 frame de yaklaşık olarak 10 saniyeye tekabül eder. 10 saniye de bizim için yeterli bir zaman. Evet. Şimdi basit bir geri dönüş yapalım. Harflerimizi bağımsız hale getirdik. Pivot noktalarını ayarladık. Sahnemize şu ana kadar 4 tane ışık ekledik. Bu 4 ışık sabit kalıyor. Son bir ışık daha ekleyeceğiz. O ışık hareketli olacak arkadaşlar. Şimdi harflerimizi seçiyoruz. Sonrasında OK diyoruz. Kadar getiriyoruz. Ama pardon, öncesinde dereceyi döndüreceğiz. Evet. 90 derece döndürdük. OK diyoruz. 300'e geliyoruz. Ve hafifçe pardon, kapatmayı unuttuk. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi döndürüyoruz. Hepsi aynı hizaya gelinceye kadar. Evet. En başa gelelim. Ve oynatalım. Harflerin arasına birazcık açabiliriz. Perspektif penceresine geçelim. En baştayız. Evet. Şu anda dönme işlemini görüyorsunuz arkadaşlar. ESC tuşu ile durduralım. En başa alalım. Front penceresine geliyoruz. Harfi bir gıdım bu kadar. Birazcık daha. Evet. Hepsini mümkün olduğunca eşit aralıklarla yapmaya çalışalım arkadaşlar. Estetik açıdan daha iyi olur. Evet. Bir kez daha bakalım. Tabi birazcık uzaklaşmamız gerekiyor. Harflerimizin yeri oynadığı için kadrajdan çıktı. Şu şekil bakalım. Evet. Tekrar. Oynatalım. Evet. Şimdi arkadaşlar sıra kameramızı yerleştirmemize geldi. Bu harflerin dönüm işlemi tamamlanırken, daha doğrusu tamamlandıktan sonra kameramızda hafif hafif böyle geriye doğru çekilmeye başlayacak. Şu anki açımız yeterli. Klavyeden Ctrl+C tuşlarına basarak hemen bir kamera oluşturabilirsiniz. Kameramızın hareketleri için top penceresine geçelim. Şu an kameramız zaten tam karşıdan görmüyormuş. Onu sıfır noktasına getiriyoruz. Evet. Şu an kameramız tam karşıdan geliyor.
43 milim lens var. Biz bunu 50 yapalım. Birazcık daha net görüntüler alırız. Ve daha oturaklı bir görüntü olur. Zaten 1920'ye 1080 piksel Full HD bir render alacağız. Render işlemini yaparken arkadaşlar AVI olarak kaydettiğimiz, o konuya ayrıca değinelim. Tekrar top penceresine geliyoruz. Burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir konu var. Otakey diyoruz. Bu da 150. Biraz daha üçüncü frame'den itibaren kameramız şöyle bir yandan da buradan da perspektif penceresinden de görüntüyü takip etmemizde fayda var. Evet. Bu pencereden bakmanız daha iyi olacak. Evet arkadaşlar. Hareket işlemini görüyorsunuz. Şimdi bizim burada bir ışık daha, 5. ve hareketli ışığımızı ekleyeceğimize söylemiştim. Evet, şu ortada yer alan ışığımızı seçiyoruz. İleriye doğru bir kopyasını alıyoruz. OK diyoruz. Şöyle sola doğru ve bu tarafa doğru hareket ettiriyoruz arkadaşlar. Bir play diyelim. Gördüğünüz gibi önce sola gidiyor. Sonra oradan hızlı bir şekilde sağa doğru gidiyor. Bu ışın bu hareketi bize harflerimizin üzerindeki ışık, hareketli ışık etkisini yapacak. En başa dönüyoruz. Play diyelim. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra geldi. Render aşamasına. Render setup menüsüne giriyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan Custom HD seçiyoruz. 1920x1080. Ayarları yükseltmenize gerek yok. Şu mevcut ayarlar ve piksel yeterli olacak. Sonrasında burada önemli olan bunların nereye kaydedileceği. Dediğim gibi AVI olarak kaydetmiyoruz. TIFF olarak alfa kanalını kaydettireceğiz. Buna trailer ama küçük harfler yazalım. Trailer diyelim. Format olarak TIFF seçiyoruz. Save diyoruz. Buradan Store Alpha Channel dediğimiz zaman bize bunun resimleri alfa olarak kaydedecek. Daha sonrasında After Effects'te aktarma aşamasında
Bayağı bir katkısı olacak, yardımı olacak. Evet arkadaşlar, bu şekilde ayarlarımızı yaptıktan sonra render'a bırakıyoruz. Şimdi arkadaşlar After Effects'i açıyoruz. Bu işlemde şunu belirtmekte fayda var. Bu işlemi yapabilmek için After Effects'in hangi sürümün olduğunu önemi yok. Mantık aynı. Öncelikle file import diyoruz, multi-file diyoruz, çoklu dosya ekleyeceğiz. Pardon. Movie trailer frame. Evet arkadaşlar, gördüğümüz gibi buraya kaydetti. Buradan sadece bir tanesi seçip import diyoruz. Burada hiçbir ayar değiştirmeden okey diyoruz. Done diyoruz. Buraya attı. Hemen ekliyoruz. Şuradan basit olarak görelim. Şimdi bu kadar yavaş ilerlemesinin sebebi basit bir render işlemi yapıyor. After Effects'e aşina olan arkadaşlar ne demek istediğimi anlar. Bir sonraki döngüde hızlı olarak geçecek. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. O en son eklemiş olduğumuz 5. ışığın ne işe yaradığını bilmek isteyen arkadaşlar için yardımcı olalım. Şimdi şu harflerin üzerinde görmüş olduğunuz geçişi o 5. ışık geçişlerini diyelim, pardon. O eklemiş olduğumuz 5. ışık sağlıyor. Evet. Şimdi arkadaşlar sahnemiz böyle, ama öncelikli olarak efekt kısmına kurve efektini kullanacağız. Pardon, değer. New Aşmaz layer kurve. Şimdi arkadaşlar bunu ne için kullanacağımı size anlatayım. Bu aslında ikinci sırada kullanacağımız efekti. Pardon, silelim bunu. İlk olarak bir ramp kullanacağız. Arka taraf geçişli olacak. Birazcık sahnemizden uzaklaşalım. Ondan sonra Aligner Radial yapıyoruz. Şuradan New'den Solid ekleyelim arkadaşlar. Alt tarafa atalım. Rampımızı uygulayalım. Buradan aşağı doğru çekiyoruz arkadaşlar. Şu kadar yapalım. Sonra buradaki beyazlı, yani ilk renk olan siyaha çok yakın değil de birkaç ton açı olarak kullanacağız. Biraz daha açalım. Bu çok oldu. Evet, bu yeterlidir. Sonrasında buraya kurve. Red diyoruz arkadaşlar, şu kısım, bu kısım. Azıcık böyle sahnemize mavi yeşil karışımı bir renk katıyoruz.
Aynı şekilde sosisk içinde red kırmızı kanımıza pardon fazla hızlı dokunduk. Okey. Okey diyoruz. Evet, aynı mavilik biraz daha az olmak şartıyla ekliyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrar bir oynatalım. Şimdi kullanacağımız efekt arkadaşlar glow. Glow'dan Autodesk yazısına parlaklık vereceğiz. Ne dedik arkadaşlar? Bu değeri biraz daha arttıralım. Şöyle. Daha sonra instantiyi birazcık daha arttıralım. Parlak gözüksün. Evet. En başa dönelim. Evet görüyorsunuz arkadaşlar parlaklık parlama efektimizi de şimdi. Şimdi arkadaşlar son olarak yapacağımız 3 aşama daha kaldı. Bundan X efekt. Birisi de müzik ekleyeceğiz. Şimdi öncelikli olarak Photoshop'tan da bildiğiniz lens flare kullanacağız. Pardon, yanlış kullandık. Evet. Şimdi bunu da animasyonlu olarak yapacağız arkadaşlar. Şu kuruyu bir kapatalım. Evet. 105.000'in prime'ı seçiyoruz. Sonrasında flare center ile üzerinden bu lensimizi geçişini sağlayacağız. Şuradaki saat simgesine tıklarsak animasyon işlemimiz başlamış olacak. Böyle sahnenin sağ tarafına iyice gelene kadar götürüyoruz arkadaşlar. Şu andaki zaten hareketlerin hepsini kaydediyor. Evet. Tabi bu işlem bittikten sonra bunu kapatmıyoruz yoksa buradaki yapmış olduğumuz hareketler çalışmaz. En başa geliyoruz. Ufak bir yanlışlık yaptık. Şimdi boşalım. Evet arkadaşlar. Ondan sonra 10. saniyenin oraya da bir nokta koyalım. Şu şekilde hareketlendirmesini sağlayalım. Biraz daha gitsin. Evet. Şimdi play diyelim. Arkadaşlar. Sonrasında sahnemize
Son olarak ekleyeceğimiz Snow kaldı. Değer new, pardon. New. Solid. Pardon. Layer new. Aşmaz layer diyoruz arkadaşlar. Buradan snowfall. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu basit olarak şey yaparsak hareketlerini görürsünüz. Tabii biz bunu biraz daha büyük ve karışık hareket ettirmeye çalışacağız. Speed olarak birazcık hızını arttıralım. Size olarak da büyütelim. Sonra rüzgarın şiddetini arttıralım. Biraz yaklaşalım. Ve oynatalım. Şimdi arka tarafa kar efekti eklediğimiz için birazcık ilk başlarda ağır olması normal. Gelelim en başa. Kaç saniye hareket bizim için yeterli olacaktır. Şimdi durduralım. Size birazcık daha kırmızı büyütürsek daha iyi olacak. Varyasyonu da birazcık daha karmaşık olsun. Varyasyon hızıyla da birazcık oynayalım. İyice, evet. Speed hepten karıştırıyoruz. Evet. Şimdi en başa gelelim arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz. Kar efektimizi de oluşturduk. Şimdi son olarak buraya import file müzik ekleyeceğiz. Biz klasöre çıkıyoruz. Gravity müziğimizi ekliyoruz arkadaşlar. Bu müzikte de birkaç oynama yapacağız. Şimdi önce ben size müziği bir dinleteyim. Evet. Şimdi burada audio sekmesinde audio level vardır. Başlangıç noktasını işaretliyoruz. Yaklaşık 9. saniyeye kadar geliyoruz. Buraya kadar ses sabit gelecek, yani yüksek tonda gelecek. 10. saniyeye geliyoruz. Bir nokta daha işaretler koyuyoruz ve sesimizi en kısık seviyeye alıyoruz. Yani burada 9. saniye ile 10. saniye arasında ses kısılmaya başlayacak. Hatta bunu 8'e kadar çekelim. Tekrar en başa giderek bir ön izleme yapalım. Sesimizin nasıl olduğunu görelim. Sesi oynatırken görüntüyü hareket ettirmez. Evet, sesin kısılarak yok olduğunu gördünüz. Evet arkadaşlar, işlemimiz bu kadar. %25'e kadar düşelim. Sonrasında kompozisyon render diyoruz. Şimdi abi formatında şey yaparsak dosya boyutumuz birazcık yüksek çıkacak. 1920x1080 best full. Okey diyoruz. Kustomobi'den
Uğut'u Uğut Put 12 30'a 32 bit yapıyoruz. Okey diyoruz. Ve render diyoruz. Çok uzun sürmeyecek renderimiz zaten. Evet, şu an yapmaya